Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan bugün Age of History İskandinav İmparatorluğu serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde İskandinavya İmparatorluğu olarak hakkımız olan tüm toprakları ele geçirdik. Hala hakkımız olan birkaç şurada bir Rus toprağı var ama onları zamanı gelince halledeceğiz. Gittik Norveç'e yumruğu koyduk. Otur oturduğun yere, sen artık benim toprağımsın dedik, aldık. Gittik İzlanda'yı aldık. Ondan sonra Grönland'ı aldık. Sonra gittik atalarımızın bize miras bıraktığı, burada çiftçilik yapalım diye miras bıraktığı bu yerleri, bu İngiltere topraklarını, Britanya topraklarını topraklarımıza kattık. Burada almamız gereken bir İrlanda var. Tüm Britanya'yı topraklarımıza katacağız. Burada İrlanda'yı da aldığımızda şu an bunlarla ilişkilerimiz olsa da zamanı gelince alacağız. Gücümüz her geçen gün artıyor, her geçen gün güçleniyoruz, her geçen gün daha büyük bir devlet haline geliyoruz ve geleceğiz de. Geçtiğimiz bölümde Kanada'nın bize yaptığı yamukları unutmadık. Bundan mütevellit onlara da bir savaş ilan edebiliriz ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile savaştalarmış. O yüzden onları zayıf düşürmek adına bir hamlede bulunmayacağım. Bu arada dostlar, Almanya ile birleşelim mi? Almanya ile iyi bir dostumuz oldu. Birleşelim mi? Bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer siz birleşelim diyorsanız Almanya ile de ileride bir birlik oluşturabiliriz. Bunları söyleyelim. Şimdi ne yapacağız? Artık ne yapacağız? Teknolojide biraz geri kalmışız. Önce bunu bir giderelim de gerisine bakacağız. Şimdi Amerika ile bir dostluk kurmam gerekiyor. Amerika ile bu dostluğu kurulacak. Bunun açık ve net. Ruslara bu sövülerek yapılacaksa söveriz. Ruslar şurada zaten 3-5 toprak kalmış. Hemen gidelim sövelim. Amerika ile ilişkilerimizi geliştirmek adına Ruslara bir takım küfürler etmek zorundayız şu anda. Özür dilerim Rusya kardeşim. Ama bunu yapmak zorundayım. Kusura bakma. Kusura bakma kardeşim, sana biraz hakaret edeceğiz. Yani orada Amerika ile ilişkimi geliştirmek için bunu yapmak zorundayım. Kusura bakma hocam. Hocam vallahi özür dilerim ama yani bunu yapmak zorundayım. Üzgünüm. Bu arada şu modern dünya senaryosunda ben Donald Trump'ı artık bir götürelim değil mi? Artık yerine Biden'ı getirelim ama ilişkim gelişmedi. Neden böyle oldu? Kime sövebilirim başka? Başka şu anda kime sövebilirim? Ne yapabilirim? Kolombiya var. Başka kim var? Abi sövebileceğim devlet yok. Meksika'ya sövemem. Oğlum küçük bir tane devlet yok mu ya senin düşmanın? Aha İspanya var. Aha Güney Kore. Güney Kore'yi söveyim abi. O bana oradan. Oradan ne olacak? Oradan bana şekil yapamaz. İyi 45 oldu en azından. Abi Amerika ile aramı geliştirmek zorundayım. Amerika bana savaş ilan ederse büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Uğraşırız abicim. Ondan sonra gerek yok. Amerika ile savaşmaya gerek yok. Benim ekonomimin şu an düşük olma sebebi, evet güzel araştırma yapıyoruz. Araştırmaya her daim biliyorsunuz önem vermiş bir adamım ben. Her daim de önem vereceğiz zaten. Şöyle ilerleyin dostlar. Güzel. Geçin abicim holdinge. Sen de şuraya geç. Güzel güzel güzel. Vergi gelirini arttır. Vergilerimizi her daim tam toplayalım. Bu arada işsizlik ülkemizde bayağı artmış. Bu işsizlik olayını da çözmemiz gerekecek. Bu Amerika ile benim ilişkimi geliştirmem gerekiyor ya. Bu Amerika ile bizim ilişkiyi geliştirmemiz gerek. Kime sövsem abi? Küba'ya sövebilirim. Küba'ya söveyim ya. Küba kim anasını satayım? Bana ne yapabilir Küba? Ben gideyim Küba'ya söveyim abi. Amerika ile ilişki gelişecekse Küba'ya sövmeye razıyım. Ama Küba'nın dost olduğu devletler de var. Onlarla aramız kötüleşiyor bu sefer. Oğlum niye seninle aram kötüleşti benim? Daha iyileşmesi gerekiyordu. Alo. Abi ben Cumhuriyet olsam seninle aramızı düzeltebilir miyiz? Nasıl olur bu iş? Abi senin savaştığın Kanada var ya şu an. Ben o Kanada'ya söveyim. Kanada'ya sövmeyeyim diye düşündüm. Abi bunlarla iyi ilişkiler geliştirdik diye ama artık Kanada'ya bir sövelim yani biz. Biz Kanada'ya sövelim abi yani ancak bu şekilde gelişecek gibi gözüküyor. Yani bu arada dostlar bu sövme şeyini yaptığınızda bu adamın dostlarıyla da sizin aranız bozuluyor. Bu iyi bir şey değil yani sürekli yapmanız gereken bir şey değil. Sürekli yaparsanız sizin için de kötü olur. Şimdi mesela benim Amerika ile aram düzeldi. Ama şimdi bir ton devletle aram kötüleşti. Baksanıza şimdi Hindistan'la falan aram kötüdür. Yani şu an çok kötü değilmiş ama en azından bayağı kötüleşmiştir. Mesela Laos'la ulan yine aram güzel lan. Demek ki zamanında bunlarla aram bayağı iyiymiş ki anca bu kadar kötü oldu. Güzel, Amerika ile aramızı her daim sıcak tutacağız. Aramızı sıcak tutacağız. İleride onları da tokatlarız ama şu an değil işte. O an bu an değil abi. Yönetime ver biraz. O an bu an değil abi. Amerika ile şu an sıcak, iyi, güzel ilişkiler kurmamız gereken dönemlerdeyiz. Bu arada çevremizdeki... Oğlum Almanları tokatlıyorlar lan. Alman kardeşim. Alman kardeşim kalk.
Kalk ÖSS'yi kaçıracaksın. Kalk Alman kardeşim, kalk. Kalk Alman kardeşim, vallahi kalk. ÖSS'yi kaçırırsın maazallah. Şuraya bir yatırım yapalım. Abi şu an üzgünüm. Almanya tamam, yardım ederiz sana zamanı gelince, ama işte zamanı daha henüz gelmedi, biliyor musun? Henüz zamanı gelmedi. Aha, İspanyol-Fransız savaşı başlamış. Ben de bu savaşta artık taraf olayım, değil mi? Artık taraf olalım abi. İkisiyle de şu an aramızı geliştirsek de artık taraf olma zamanımız geldi. Şimdi dur bakalım. İkinci ülke benim. Birinci kim? Nüfustan dolayı birinci, değil mi o? Ekonomik olarak ben daim. Evet. 420 binim ben. O 408 bin, ama ekonomimiz bizim daha iyi abi ondan. Neyse, aramız güzel olsun da problem değil. Birinci o olsun, ikinci ben olayım. Zaten ileride birkaç devleti yenice geçeceğiz. Şimdi İspanyollarla Fransızlar biraz güç kaybetsinler. Son darbe olarak onlara yumruk atacağız biz. Abi Kanada böyle saçma sapan hareketlere bir daha bulaşma. Vallahi seni şamar olanı yaparım, adam ol. Adam ol, artistik yapma. Artistik yapma. Oradan bana artistik yapma. Güzel, 448 binlik bir ekonomimiz var. Artık bizim İspanyollara savaş ilan etme zamanımız geldi. Şuradaki adayı ve İrlanda'yı topraklarımıza katma zamanımız geldi abicim. Bunu da artık yapacağız. Hadi bakalım, birkaç orduyu İngiltere'den basalım. Oraya getirelim ve artık İspanyolların burada bölgedeki hükmüne artık son verelim abi. Artık İspanyol diye bir şey kalmayacak burada. 8000 kişilik şuradaki orduyu da şuradaki adaya yollayacağım. O da buradaki adayı ele geçirmekle görevli olacak. Abi gayet kalabalık, gayet güzel bir ordumuz var. Bu ordu burayı almaya yeterli olacaktır. Hadi bakalım. Üçüncü sıraya kadar gerilemişiz. Kim geçti lan beni? Almanya geçmiş. Oğlum Almanya, sen nasıl toparlandın lan öyle? Allah Allah, Ukrayna'ya bir savaş mı ilan etti? Bakalım. Abi Ruslar toparlanmış. Alo, Rusları toparlamayın lan. Oğlum Ruslar toparlanmış. Bu adamlar beni sevmiyor. Beyler. Beyler aman. Aman beyler, Ruslara şey yapmayalım lütfen. Ruslara yüz vermeyelim ya. Hocam Rusları dövün dövün. Adamlarla ben ilişkimi -99 yaptım Amerika için. Şu an Ruslarla lütfen. Hocam dövün şu Rusları. Orada yaşayan Rus kalmasın. Ulan ne? Şu an korkuyor gibi yaptığıma bakmayın. Tokat manyağı yaparız onları var ya. Harbiden tokat manyağı yaparız. Rahat olun. Bunlar hep şaka şaka bunlar. Ruslar bize ne yapabilir ki? Bizim şu gücümüze karşı bizim kim gelebilir ki abi? Kim bizim gücümüze karşı geliyor? Ruslar oğlum, kim lan onlar? Oğlum kim lan Ruslar? Oğlum tokatlarız hepsini, rahat olun rahat olun. Şu toprakları aldık. Birazdan bir daha savaş ilan edeceğiz. Tabii ki de bu aldıklarımız bize yetmez hocam. Bu aldıklarımız bize yetmez. Daha alacağımız sizden çok şey var. Bu arada şuradaki Finlandiya toprakları bakın. Bu toprakların tam anlamıyla asimile olması lazım. Bunların hepsini tam asimile etmeliyiz. Eğer etmezsek ülkemiz hiçbir zaman güçlü bir ülke olamaz abi. Yani illa ki şu topraklarınızı siz asimile etmeniz lazım. Tam anlamıyla asimile etmeniz lazım. Bakın görüyor musunuz? 60 olanlar var, 70 olanlar var. En aşağı 90 olması gerekir bunların. Devletiniz güçlü bir devlet olsun. Tüm topraklarından adam akıllı faydalanabilsin. Şimdi senin toprağın var. Yani şöyle düşünebilirsin. Orada senin toprağın var ama o adamlar sana vergi vermiyor. O adam seni devleti olarak görmüyor. O adam seni iplemiyor. Gidiyor her türlü puçluğu yapıyor ve devletine de saygı duymuyor. Böyle bir şey olarak düşünebilirsin bunu. Ve bunlara tam anlamıyla asimile edeceğiz. İleride ayrılıkçı şeyler yapmasınlar diye. Yani çıkaramazlar, bize engel olamazlar da. Yine de tam anlamıyla bize fayda sunsunlar diye bunları yapacağım. Tabii ki de siz gidip burada 50 turluk asimile etmenize gerek yok. Ben şu an uğraşmamak için 50'lik yapıyorum ama siz gidip daha mesela şöyle 17 turluk falan yapabilirsiniz bunlara. Şöyle birkaç tane asimile edelim. Estonya yine bana savaş. Oğlum bu adam ölmek istiyor. Ara biliyorum bak, bu adam ölmek istiyor. Ama öldüreni yok. Yani benim öldürmemi istiyor. Birinci olduk bu arada. Birinci olduk, güzel. Güzel, birinci devletiz artık. Nüfus olarak 7,5 milyon. Bunlar 12. Oha. Oha oğlum. Gel müttefik abi, gel seri gel. Abi Amerika, Alman ve İskandinav İmparatorluğu ittifaklığı işte budur. İşte olay tam anlamıyla budur abi. Yalnız Moldova kimle savaştı? Sen bu toprakları Ruslara geri bırakacaksın ki. Sen kimle savaştın? Oğlum Pakistan buraları almış. İlginç durumlar yaşanıyor şu anda arkadaşlar. Şu an Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor demek isterdim ama Orta Doğu'da kartların yeniden dağıtıldığı yok. Şu an dünyanın her yerinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Oğlum üçüncü olmuşuz yeri. Abi ne oluyor ya? Kardeşim ne oluyor? Benim birinciliğimi geri verin bana. Allah Allah, birinciliğimi geri verin. Bu ne kardeşim ya? Bu ne?
Sen kimlerle savaştın? İsyancılarla uğraşıyordur diye düşünüyorum. 14 tur sonra ecelin olacağız İspanya. Bekle. Bekle 14 tur sonra. Tamam gelirim abi. Daha yeni dost olduk hemen. Şey yapmayalım. Hemen satmayayım seni. Hemen satmayayım. Bir gelelim bir yardım edelim. Bir gelelim sana bir uğrayalım abi. Hemen satmayalım seni ya değil mi? Daha yeni dost olduk abi. Almanları satıyoruz tamam da onları bir hemen satmayalım hemen. Daha yeni dost olduk abi. Olur böyle şeyler. Hadi bakalım. Kanka artık şu toprakların tamamını alabilir miyim? Teşekkürler. Ya vermiyorsun değil mi? Vermiyorsun değil mi sen bana şimdi? Şimdi bu toprakları vermiyorsun bana değil mi? Bekle. Geleyim abi Meksika'ya karşı da. Sen yeter ki iste ya. Sen koskocaman Amerika Birleşik Devletleri'sin. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an gidip lafını mı yiyeceğim yani? Adam benden yardım isteyecek. Koskoca Amerika Birleşik Devletleri ben gidip etmem mi diyeceğim? Yok artık daha neler. Yok artık daha neler. Amerika hem de benim dostum Amerika. Acaba bu dostluk ne kadar sürecek? Acaba ne kadar dost kalabileceğiz? Hadi bakalım. Abi İspanya ben geliyorum. Kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı aç. Aç kardeşim aç geldik aç. Aç kardeşim Aras Kargo. Aç kardeşim. Nereden çıkayım? Vallahi Lizbon'da zaten bir kale var. Gideyim Lizbon'u alayım ben. Ya gideyim Lizbon'u alayım. Zaten orada bir kale var. Yani hazır orada bir kale varken değerlendirelim, değil mi abi? Hazır bir kale varken değerlendirelim. Mükemmel. Hadi bakalım gel bana saldır orada. Hadi bakalım. Gel de asker kaybet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu an İspanyollar Fransız toprağı aldı arkadaşlar. Şu an artık İspanyollar Fransız toprağı. Güzel, güzel, güzel kayıp veriyor. Şu an ben bu arada saldırdığım anda yok olur da şu an saldırmıyorum. Polonya Savaşı. Geleyim abi. Bu arada sen hala Ukrayna ile savaşta mısın? Oha. Hala savaştalar Ukrayna ile. Hala savaştalar. Umarım senin için hayırlısı olur abi. Umarım senin için hayırlısı olur. Artık şöyle bir son dokunuşlarımızı bir yapalım. Şöyle bir dokunuşlarımızı yapalım. 10.000 buraya, şuraya da saldır. Yani İspanya tarafında şu an toprak edinmek istemiyordum ama artık edinmek istiyorum abi. Artık edinmek istiyorum. Şu an elimde bence yeterince ordu var. İspanya'yı alacak yeterince elimizde ordu var. O zaman neden almıyoruz ki? Değil mi? Neden almıyoruz abi? Madem benim bunu yapacak gücüm var ben neden yapmıyorum ya? Neden yapmıyorum? Ya orada İrlanda'yı verse konu kapanacaktı aslında var ya. İrlanda'yı orada bana verse ben diyecektim ki tamam abi. Şu an istediğim şeyleri aldım. Barış yapalım. Okey diyecektim. Ama İrlanda'yı ve o 1923 askerimiz var. Bak görüyor musun? Bu bir işaret olabilir. Orada 1923 askerimiz vardı. Bu bir işaret. Yani tamam okey diyecektim ben ama yani okey diyebilecek bana bir şey vermedi. O yüzden ben de gideyim topraklarını alayım bari şunun. Değil mi? Mantıklı karar. Mantıklı karar abi mantıklı karar. Gideceğiz alacağız topraklarını. En azından bedavadan toprağım olmuş olacak. Yani zarara mı gideceğim beleş toprak alıp? Bana ne zararı var? Güzel güzel. Hem de İspanya toprakları abi. İspanya toprakları öyle kötü topraklar mı değil. Yani çıtır çerez güzel topraklarımız olacak. Barışımı şu anda yapabilirim mesela. Daha uğraşmak istemiyorum. Gerek yok yapabilirim. Ben bu arada İspanya topraklarını istemiyorum. Şöyle Portekiz topraklarını alacağım. Şöyle güzel Portekiz topraklarını bir alalım. Şimdi başka ne alalım? Başka devletle sınır olmak istemiyorum. Sadece İspanya ile sınır olacağım. Bir de Fransa ile. O yüzden farklı bir yer istemiyorum. Şunlar benim için kafidir mesela. Ben buna okeyim. O da okeymiş. Güzel. Anlaşmamızı yaptık mesela. Ben güzel bir toprak aldım şu anda. İspanya'nın, İberya'nın batısı artık benim oldu. Güzel bir anlaşma bence. Ve güzel bir toprak parçası da aldık. Ben bunu okeyim hocam. Daha İspanya ile işim gücüm olur mu? Daha olacak. Yani bu toprakları aldım. Daha da fazlasını da almaya geleceğim. Oha! Hocam senle de ittifaklık kuralım. Benden niye eyalet istiyorsun birader? Vallahi eyaletlerimi isteme bence yani. Bak senle dostluk kuralım. Ben şu an herkesle aramı iyi satayım. Niye bu kadar iyiyim lan ben? Kimse normalde beni sevmezdi. Bu seride herkes bizi seviyor ya. Abi size de ilginç gelmiyor mu durumlar? Herkes bizi seviyor lan. Oğlum herkes mi sever? Bak 100. 100. 100. Abi şu ilişkilere bak. Şurada bir ufak bir şeyimiz var. Bunlar da sevse ne olur, sevmese ne olur, değil mi? Sevse ne olur, sevmese ne olur. Gidelim bir de Estonya Savaşı'na gidelim abi. Hazır ordumuz çıtır çıtır daha yeni. Gel abi. Şuradaki kimin toprağı? Moldova.
Hemen bir Moldova'ya saldır. Hemen bir Moldova'ya saldır abi. Üzgünüm Moldova, bu topraklar benim. Atadan kalma benim toprağım bunlar. Artistik yapma o toprakları bana ver. Atadan kalma o topraklarım, bunlar benim. Artistik yapma boşuna ya. O topraklar benim abi. Ata toprakları, gidip sana onları yar etmem. Bu arada Pakistan, kendi isteğinle mi çıkarsın buradan, ben mi çıkarayım artık kendin bilirsin. Onu da seni de bir sonraki bölüm çünkü tokatlayarak oradan çıkaracağım. İster kendi arzunla, ister arzun olmadan, yani nasıl istersen. Bana fark etmez. Ama oradan çıkacaksın yani sen. Yani St. Petersburg'u ben alacağım abi. Oralar zamanında bizim yağma topraklarımızdı. Bol bol yağmalardık. Yeniden yağmalayacağız. Ama bu sefer yağmalamayacağız. Bu sefer geldik kurulacağız abicim o topraklara. Şu Aes denilen devlete de saldıralım. Aes denilen devlete de saldırmak istiyorum. Burada isyanla kurulmuş sanırsam. Nasıl bir devlet olduğunu bilmiyorum ama hemen gidelim buna da hücum edelim. Şöyle saldırın abicim. Güzel güzel. 2000 buraya, 2000 buraya. Onun haricinde şuradaki 5000 kişilik güzel ordumuz da şöyle 5000 kişilik şuraya saldırsın. Güzel. Bunları da hemen topraklarımıza katalım. Estonya Savaşı bizim için bitti. Bunları da topraklarımıza kattık. Valla bu bölüm bayağı verimli geçti. Abi bu harbiden bizim için güzel oldu bu. İskandinav İmparatorluğu sevdim abi ben. Bu İskandinav İmparatorluğu sevdim. Meksika'yla da yapabilirsek barış güzel olur. Valla yani boşuna uğraşmayalım abi. Yap barışı geç. Senin de hocam alacağım zaten 3 toprağın var. Geri kalanlar beni alakadar etmiyor. Onu da ne yapıyorsan yap. Kimin toprağı ise onun toprağı olarak kalmaya devam etsin. Almanlar biraz savaş yorgunluğu yedi. Biraz değil, çok fazla savaş yorgunluğu yedi. Onlar biraz sıkıntıda bu yüzden. Ama beni alakadar eder mi? Etmez abi. Umrumda mı? Değil. Umrumda mı? Değil valla. Zerre umrumda değil. Bu arada ordumu Pakistan sınırına dizeceğim. Şu an saldıracağımdan değil de onlar bana saldırırsa diye koruma amaçlı diziyorum. Şu an saldıracağım falan yok. Abi. Alman, seni seviyorum bak. Bunları yapma. Benim topraklarım başkasının eline geçemez abi. Bunları yapma. Bak seni kurtaracağım şu an. Hadi abi, bundan sonrası artık yeter. Bu arada Ukrayna Savaşı hala bitmedi Alman'ın abi. Şu Ukrayna Savaşı bitse güzel olacaktı ama hala bitmedi. Dostlar, sınırlarımızı beğendiniz mi? Bu bölümlük artık bu kadar diyelim. Rusya bu arada bitti derken hala kendini toparlamış durumda. Gayet de yine güçlü abi, baksanıza çok da kötü bir durumda değil. Topraklarımız şu durumda. Almanlarla ve Amerika ile dost durumundayız. Vallahi gayet güzel olduğunu düşünüyorum ben devletimizin şu anda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolara benim atarak bana tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. İskandinav İmparatoriyle gelişmeye bir sonraki bölümden itibaren devam edeceğiz.